Ne şöyle çekti adam? Açtı ya. Güzel, harika. Şey olmaz. Kafayı beğen. Lütfen kendisine, dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Ruhi için El-Fatiha. Hepimiz üzgünüz. Çabaladık ama kaybettik. Bu kadar. Kendisi yetişemedi dedesine. Yani tanışamadılar. Çünkü babam kaza geçirdikten sonra dünyaya geldi. 8 yaşında, 9 yaşında şu anda kendisi. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizim acilen devam etmemiz lazım. Çok üzgünüz çünkü Kenan Işık sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir yazardı. Hem tiyatro sahnesinde hem ekran önünde milyonlarca insanın ruhuna dokunmuş olan bir insandı. Acımız büyük, kaybımız büyük. Yaşarken ne kadar ürettiğiyle ilgileniyoruz önce, sonra da arkada bıraktığı eserlerle ilgileniyoruz. Yaşarken yarattıklarının çeşitliliği, yaptığı işlerin çokluğu ve çalışkanlığı bize örnek oluyor. Devlet Tiyatrosu'nun çalışanları olarak biz onu örnek almaya çalıştığımızda yaptığımız iş nerede nasıl çalıştığı, çalışırken insanlarla iletişimi nasıl olduğu, ilişkisi nasıl olduğu, önemli olan arkanızda bıraktığınız iz. İlişkileriniz, çalışmalarınız, yarattığınız eserler ve sonrası da tarihe mal oluyor. Bu açıdan düşününce Kenan Bey'e nasıl yorumlarsınız? Ya hem televizyonda yaptığı işler, hem yazarlığı, onun Bebek Uykusu diye bir oyunu vardır. Oradaki Anadolu halklarıyla günümüzü birleştirmesi, Türk tarihine olan ilgisi, bilgisi ve bunu sahneye yansıtmadaki başarısı gerçekten çok ileri düzeyde. Bu nedenle de üstadımıza son görevimizi yapmaya gelmiştik. Biraz arabasına mı çık olalım?